Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Ben hepsi bu kadar dedim ama anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim stüdyodaki çalışan arkadaşlar bize şiir de oku dediler. Tabii onlara şiir okurken size şiir okumuş olacağım. Efendim bir de reklamını yapayım biliyor musunuz? Bu şiirler, okuyacağım şiirler benim. Bu sizin Azerbaycan dergisinin 9. sayısında çıkmış. Bak şimdi göstereyim şöyle. Alın bakalım bu dergiyi de okuyun. İçinde çok güzel şiirler var. Benimkileri güzelleştiren, tercüme eden bizim Resulzade, Resul Rıza. Fevkalade tercüme etmiş. Çok da sevdiğim bir şair zaten. Azerbaycan dili de malum ya dünyanın en güzel dillerinden biri. En kötü şiir bile sizin dilde gayet güzel oluyor. Şimdi okuyayım. Bir tanesi efendim ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülüm, gözlerinin yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Babam Azerbaycan'da onun en yakın arkadaşlarından biriydi. Babam hakkında 3 makalesi çıkmış Nazım'ın, Moskva Metbuatı'nda ve Azerbaycan basınında. Babamın onun hakkında birkaç makaleleri var ve birçok şiirleri var. Yani ruhen, ruh yapısı itibarıyla birbirine çok yakın insanlardı. Çünkü babam da Azerbaycan'da serbest şiirin en büyük temsilcisiydi. Türkiye'de Nazım daha çok komünizmin, solculuğun simgesi kimi algılanır. Azerbaycan'da ise Türkçülüğün simgesi kimi. O zaman Azerbaycan'da Türkiye'nin tek sesini duyuran insan, sesini duyuran tek insan Nazım'dı. Ve ben o zaman üniversitenin öğrencisiydim. Üniversitede Nazım konuştu ve dedi ki ben Türk'üm, siz de Türksünüz, dilimiz bir, ruhumuz bir, milletimiz bir. Bu sözleri o zaman Azerbaycan'da demek yasak idi. Biz kendimize Türk diyebilmirdik ama bunu Nazım dedi. Ve Nazım'ın Azerbaycan'da milli şuurun uyanışında çok büyük etkisi oldu. Fəxrlə deyə bilərəm, bilmirəm yazırsınız, yazmırsınızsə bunu lentə. Nazım Hikmətin əsəri qədər balet sahəsində ikinci əsər yoxdur. Nə Amerikada, nə Fransada. 64-65 premyerası olan balet bu yeganə məhəbbət əfsanəsidir. 61-ci ildən bu günə qədər deyək ki, Leningrad'ın İmperator Teatrı bu yaxınlarda bura gəldi. 48 il repertuarında saxlayır bu əsəri. Böyük teatr 45 ildir repertuarında saxlayır. Onlarla dünya teatrı, istəyirsiniz Pragası olsun, Helsinki'si olsun, Sofiyası olsun, New York'da, Berlin'də, Tokyo'da, harada biz bu əsəri görsətməmişik. Bugün də bu əsəri yaşayır. Amma mən hər dəfə bu əsərə gələndə mütləq librettanı açıram və görürəm ki, ilk faraqda
Bu əsərin libretto müəllifi adı yazılıb, bu Nazım Hikmət, sonra bəstəkar Arif Məlikov, sonra rəssam gəlir, sonra kimçi. Başqa teatrlarda bunlar dəyişilir. Amma dəyişilməyən iki isimdir. Bir libretto müəllifidir, bir də musiqidir. Rəssamlar dəyişilir, truppalar dəyişilir, şəhərlər dəyişilir. Amma Nazım Hikmət bu əsər yaşadıqca əbədi bu əsərdə yaşayır. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ağır posta paketini neyin nesi belirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni, denizi uçakla ilk defa geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldanan bir şeyler gibi. Seviyorum seni, yaşıyoruz çok şükür der gibi. У нас в советское время и в советской стране существовал культ литературы и культ поэтов. То, что Назым Хикмет был великий поэт, я знала, потому что его строки «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто ж тогда рассеет тьму?» И их писали и печатали на школьных тетрадях, на плакатах. Они были всюду, их все знали наизусть. Назым Хикмета знали в лицо все в нашей стране. Его стихотворение действительно, его имя было у всех на устах. И хотя я была маленькая девочка, но я тоже понимала, и я знала это. И для меня он был все сразу. Он был маминым мужем, и я видела, что мама очень счастлива с ним. И я видела, с каким восхищением он на нее смотрит. Вот когда они были вместе, то между ними было счастье. Mehmet, ben dilimden, türkülerimden, tuzumdan, ekmeğimden uzakta, anana hasret, sana hasret, yoldaşlarıma, halkıma hasret öleceğim. Ama sürgünde değil, gurbet ellerde değil, öleceğim rüyalarımın memleketinde, beyaz şehrinde en güzel günlerimin.